Merhaba, Serra Sarra, ben Serra TV'ye hoş geldiniz. Bu videoda Ay Döngüsü serisinin yargılamama ödevi üzerine konuşacağız. Yargılamak aslında insanın hayatında çok sık yaptığı bir şey, belki farkına varmadan. Çünkü zihin çok hızlı çalışır. Sen belki ağzınla kimseyi, yani sözlerine kimseyi yargılamıyor olabilirsin. Fakat düşüncelerin o kadar hızlı gider ki sen aklından belki de insanları yargıladığını fark etmediğin sürede bile aklından bir sürü başkalarıyla ilgili düşünce geçiyor olabilir. Şöyle düşünün, mesela bir yerde oturuyorsunuz, içeriye biri girer, farkında olmadan saçı hakkında düşünürsün, kıyafeti hakkında düşünürsün, belki biri girer paldır küldür, bağıra çağıra konuşur, ay dersin nasıl bağırıyorlar, ne biçim insanlar bunlar. Yani aslında farkına varmadan içeride sürekli bir yargılama hali devam ediyor. Burada niye yargılama ödevi verdik? Çünkü yargılamak her şeyden önce insanın enerjisini dışarıya doğru götüren bir şey. Yani sen aslında kendi içine bakmaya çalışırken yargılama sonucunda sürekli dışarıya bakarsın. Ahmet'e bakarsın, Mehmet'e bakarsın, Ayşe'ye bakarsın, işte demin dediğim gibi içeriye giren birine bakarsın. Ama bir türlü bütün bu dışarıya bakmaların bitip de kendi içine bakmaya vakit bulamazsın. İşte yargılamayacaksın ki bütün vaktini, bütün enerjini kendi içine dönüp kendine bakmaya ayıracaksın. Yargılamada çok önemli bir şey vardır. Kimi yargılıyorsan, hangi konuyu da yargılıyorsan mutlaka o konu sende bir yere dokunuyordur. Mutlaka sende o konu vardır. Çünkü o konu sende olmasa dikkatini çekip, yapılan şey dikkatini çekip yargılamanı gerektirmez bile. İşte düşünün, bir tane arkadaşınız var diyelim. Ahmet, demin de Ahmet dedik. İşte ben Ahmet'i seviyorum da sen Ahmet'ten hiç haz etmiyorsun. Ya da Ahmet'in yaptığı bir takım şeyler seni çok rahatsız ederken beni hiç rahatsız etmiyor. Neden? Çünkü herkesin kendi konusu farklı, takıldığı konu farklı, içeride sahip olduğu şeyler farklı. Biri çok öfkeli, biri kıskanç. Öfkeli insan öfkeyi görür, hemen tanır. Kıskanç insan, aa der adama bak ne kadar kıskanç. Çünkü bilirsin, görürsün. İçinde senin de vardır ve karşındaki insan da aslında o konuyu görerek onu yargılarsın. Sende olmayan hiçbir şey yargılama ihtimali yoktur. Çünkü dikkatini bile çekmez o konu. Senin içinde yoksa o konu orada dikkatini çekerek seni rahatsız etmez. İşte biri içeri girer de paldır küldür bağıra çağıra konuşur. Sende böyle bir konu yoksa sen ondan rahatsızlık bile duymazsın. Yani yanındakiler ki şunlara bak ne biçim bağırıp çağırıp konuşuyorlar der. Sen böyle aa öyle mi dersin? Ama başka bir konu olur. Bu sefer sen gerçekten nasıl davranıyor bu insanlar? Ne biçim bir insan bu dersin? İşte biri gelir yalan söyler bir şey olur. Ondan sonra yanındakinde bu konuyla ilgili hiçbir şey yoktur. Der ki aa hiç dikkat etmedim, hiç dikkatimi çekmedi. İşte yargılamak böyle bir şeydir. Bir şeyi yargılıyorsan her şeyden önce emin ol ki o konu sende mutlaka bir yere dokunuyor. Senin içinde mutlaka bir varlığı var. Peki yargılayınca ne oluyor? Biz birini yargıladığımız zaman işte o konuya o insan üzerinden bakıyoruz. İşte diyoruz ki bak şu adam da nasıl böyle bir insan. Halbuki bu konu bizim içimizde de var. Başka birinde bu konuyu yargıladığımız zaman sanki o konu bizde hiç yokmuş. O konuyu o insanla yargıladığımız zaman konu ortadan kalkmış gibi hissediyoruz. Yani aa bak hani konuyu gördüm, konuyu yargıladım, konuyu kınadım ve bu konu benim için tamamen bitti. Yargıladığımız zaman konuyu başkasında yaşıyoruz. Bu detoksa yargılamama ödevim var. Çünkü konuyu kimsede yaşamanı istemiyoruz. Konuyu kendi içinde yaşamanı istiyoruz. Kendi içine bakıp içinde olanları görüp sahiplenmen gerekiyor. İçinde olan duyguları, düşünceleri sahiplenmezsen onlar üzerine pratik yapman, onlar üzerine çalışman söz konusu değil. İşte bu kanalda öfkeni dönüştür serisinde bahsetmiştim mesela. İşte öfkeli olduğunu kabul etmediğin müddetçe öfkeyi dönüştürmek söz konusu değil. Öfkeli olduğunu kabul edene kadar ne diyorsun? Beni öfkelendiriyorlar. Sen öfkeli olmasan kimse seni öfkelendiremez. İşte gidip de başkalarını yargılamak ya da başkasında öfkeyi yargılamak yerine kendi içinde bu duyguları görüp kendi içinde ha evet içeride böyle bir şey var dediğin zaman artık kendinde olanı görüyorsun. Ama ne oluyor burada tabii ki? Çok önemli bir yer daha var. Tamam, kimseyi yargılamıyoruz. Kendi içimizde görüyoruz ama kendimizi de yargılamıyoruz. Çünkü bu da işte işin içinden çıkılmayan bir şeye sokuyor bizi. Ben öfkeliyim. Aa demek ki aslında başkalarını yargılamama gerek yokmuş. Kendimi yargılamam gerekiyormuş diye aradığımız şey. İçeride olanı görmek. Olanı gördükten sonra kendimize anlayışla yaklaşmak. Evet içimde bu varmış, ne güzel, ne mutlu gördüm bunu. Gördüm ki artık üzerinde çalışabilirim. Çünkü görmezsen üzerinde çalışman söz konusu değil. Burada anlayış çok önemli. Yargılamamak çok önemli. Bütün bu süreçte yargılamamak çok önemli. Çünkü düşünsenize daha ilk günden
İnanılmaz çok mesajlar geldi. Yani işte onu yapamıyorum, bu eksik kalıyor, şu kalıyor, böyle oluyor. Daha ilk günden yargılamaya başladık zaten kendimizi. Halbuki ne diyoruz? İşte bu bizim yolumuz, yapabildiğimiz en iyisi buysa bu kadarını yapıyoruz. Burada yargılayacak bir şey yok. Burada önemli olan şey bütün bu enerjiyi dışarıda başkalarını yargılamak yerine kendi içimizde olanı, yani kendimize çevirip kendi içimizde olanı görmek ve ondan sonra da yine kendimizi de yargılamayarak okey bugün bunu gördüm, üzerine bu kadar çalışabildim, ertesi gün belki bir şey oldu, hiç yapamadım bugün bunu. E ne yapacağız, öldürecek miyiz kendimizi? Hayır, hiç yapamadık ama pratik yapmaya devam ediyoruz. O yüzden yargılamamak çok önemli. Yargıladığımız zaman enerji başka yerlere gidiyor. Enerji çok kıymetli. Bakın bu kadar detokslar yapıyoruz, bilmem neler yapıyoruz. Enerji yükselsin, enerji içimize dönsün diye. Enerji çok kıymetli. Yargılayarak ne kendinizi ne başkalarını yargılayarak dışarıya göndermeyin o enerjiyi ya da gereksiz yerlere göndermeyin. Bırakın enerjiniz içeride kalsın, enerjiyi pratiğe yönlendirelim. Kendinize çok iyi bakın.